Sertle gelmiş olabilir, bilmiyorum. Manisa'nın en büyük sivil toplum kuruluşlarından biriyiz. Belki de en büyüğüyüz. Manisa Hemşeri Kültürleri Dayanışma Derneği, değerli heyet, değerli Azur'un 15 kıymetli il ve ilçe derneğinden oluşan çok kıymetli dostluklara ve çok kıymetli çalışmalara imza atan ve Türkiye'de de örneği az olan federasyon niteliğinde olan bir derneğiz. Biz sizlerin bir pazar gününde bizleri ziyaret etmenizden memnuniyet duyuyoruz. Neden derseniz, bildiğiniz üzere dernekler toplumun damarları ve toplumun sorunlarını en güzel şekilde ortaya koyan, aktaran en önemli kuruluşlar. Bu kuruluşlara önem vererek pazar gününde ziyaret etmeniz sizin hassasiyetinizi ve duyarlılığınızı gösteriyor. Ben bu açıdan Manisa Hemşeri Kültürleri Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına, tüm derneklerimiz adına sizlere teşekkür ediyorum. Ayrıca bugün önemli konularda istişareler yapacağız hep birlikte. Sizler fikirlerinizi söyleyeceksiniz, bizler fikirlerimizi söyleyeceğiz. Ben özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Sivil toplum kuruluşları artık Türkiye'de önemli bir dönüm noktasında olduğu kanaatindeyim. Saadet Partisi'nin de diğer partilerin de sivil toplum kuruluşlarının önemi ve siyasete katkıları bağlamında çok ciddi bir motivlenme ve ivmelenme olduğunun artık bir gerçek olduğu biliniyor. Allah nasip ederse bu konularda hep birlikte konuşacağız. Sıkıntı ve sorunlarımızı paylaşacağız. Ben tekrar gelişinizden, ziyaretinizden memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Yönetim kurulumuz adına sevgi ve saygılarımı sunuyorum sizlere. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Biz de Hemşeri Kültürleri Dayanışma Derneği'ne bizi kabul ettiği için bugün çok teşekkür ediyoruz. Sivil toplum kuruluşları siyasette denge ve denetleme görevini yaparlar. Tabii Türkiye'de 15 Temmuz kalkışması akabinde biz o kalkışma bastırıldıktan sonra Türkiye'nin demokrasi, hak ve özgürlükler açısından daha ileriye gitmesini beklerken 20 Temmuz'dan sonra ilan edilen olağanüstü hal kaldırılmış olsa bile fiilen devam etmekte ve sivil toplumun aktif olarak sahada görev alması birçok alanda engellenmekte ve ülkede insanlar söz söylemeye, derdini anlatmaya, sıkıntısını duyurmaya çekinir hale geldi. Alenen suç işleyen insanlar salınırken insanlar attıkları tweetler yüzünden, söyledikleri sözler yüzünden çok rahat bir şekilde bir kalemde tutuklanabilmekte. Halbuki biz bu ülkenin, bu şehrin daha yaşanılabilir olmasını istiyorsak, herkes için yaşamın daha kolay, daha güzel olmasını istiyorsak, her platformda çok rahat bir şekilde sözümüzü, fikrimizi, düşüncemizi dile getirebilmeliyiz. Bir de bu dayanışma dernekleri, hemşeri dernekleri burada kendi mensuplarının ya da kendi mensuplarının tanıdığı insanların hiçbirinin bir sıkıntısının olmaması için gayret eden, kimsenin kendisini yalnız, kimsesiz hissetmemesi için gayret eden, problemlerin çözülmesi için gayret eden dernekler, bu tip derneklerin fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için ülkedeki hak ve özgürlükler çıtasının çok daha yüksek olması gerekir. Biz bu ziyaretleri yaparak bu baskı ortamını bir nebze olsun hafifletmeyi düşünüyoruz. Ve hak ve özgürlüklerimizi de sonuna kadar kullanmak için mücadele ediyoruz. Ve tekrar bizi kabul ettikleri için de Hemşeri Kültürleri Dayanışma Derneği Başkanı'na ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Sağ olun.